Merhabalar, yeni bir tarifle beraberiz. Bu tarifimizde Osmanlı mutfağına uzanıyoruz. Osmanlı mutfağının meşhur yemeklerinden tavuklu mahmudiye yapacağız. Malzemelerimize hemen geçiyoruz. Bu yemeğimiz için bir bütün tavuk, tavuklarımızın iki budunu ayırdık, boynu, iki adet kanadı. Malum tavuğun gerisi derisi diye deyimimiz vardır lezzeti içermesi anlamıyla kabil. Tavuğun sırt kısmı ve göğüs kısmını birlikte ortadan ikiye kestim. Çünkü bakır tencerede yapacağım bu yemeği, tencerem müsait. Siz daha da bunu sırtını ve göğüs kısmını ayrı ayıp parçalara bölebilirsiniz. Dolayısıyla ben bu şekilde yapacağım. Daha önceden hazırlamış olduğum tavuk suyum, arpa şehriyesi, gül suyu, nişastam, çiğ bademim. Bunu ayıklamaktan imtina etmeyin. İşçilik gerektiriyor biraz ama. Tereyağım, balım, limonum, tuzum, sultaniye üzümüm, bir adet çubuk tarçınım, 7-8 kayısıdan doğradığım küp küp kayısılarım. Yemeğimiz için gereken bütün malzemeler bunlar. Yemeğimizin yapımına geçelim. Tencerem bakır, gördüğünüz gibi ebadı da büyük. Öncelikle derilerimi sıcağa gelecek şekilde tabana veriyorum. Daha sonra araya deriler tabana bakacak şekilde kanatlarımı verdim. Butlarımı yine dediğim gibi deriler ısıracak şekilde kenarına verdim. Boynumu da nazarlık şöyle ortaya bıraktım. Şimdi bu kapağını kapayacağım. Deriler karamelize olana kadar ateşte takip edeceğim. Evet, tavuklarımız tenceremizde karamelize olma aşamasında. Ben diğer taraftan ayırdığım tereyağımı tavama veriyorum ve bir müddet erimesi için bekliyorum. Evet, tereyağımı gayet güzel erittim. Şimdi tahmini bir kase gördüğünüz gibi şehriyemi birazcık kavuracağım. Evet, tavuğum bir taraftan oluyor. Nişastan kavruldu, fark ettim. Şimdi gül suyumu kasemin içine aldım. Bir yemek kaşığı nişastamı verdim. Çırpıcımla mümkün olduğunca gül suyunun yediği kadar nişastamı ilave edeceğim. Bunu yapmamdaki amaç gül suyunun yemeğe aroma vermesi. Ayrıca ekleyeceğim tavuk suyunun da kıvamını biraz koyulaştırması. Evet, bütün nişastamı gül suyuma yedirdim. Kıvamı da gördüğünüz gibi fazla koyu değil, akışkanlığını koruyor. Tavuk suyumdan şöyle bir iki kepçe kadar alıp tekrar bir döndürüyorum. Evet, gül suyuyla incelttiğim nişastamı daha önceden hazırlamış olduğum tavuk suyuna veriyorum. Arkasına bir adet limonumun suyunu da veriyorum ve bir müddet çırpıyorum. Evet, şimdi bütün malzemelerimi yemeğe ilave edecek pozisyona getirdim. Tavuğumuz tenceremizde karamelize işlemini sürdürmekteydi. Evet, tamam, suyunu bırakmış, rengini çevirmiş.
Şimdi onun üstüne ben bal ilave ediyorum. Şöyle direkt üstlerine geçiyorum. Evet, tavuklarımı, balımı verdim. Arkasından hemen kararttım. Hafifçe kavurdum. Bence tam kıvamını bulmuş. Arpa şehriyemi ilave ediyorum. Tabi bu ara yemeğimize tereyağı da girmiş oluyor. Ardına tuzumu veriyorum. Benim tavuğum tabi 1 kilo 800 gram. Biraz büyük tavuk. Siz ona göre, tencerenize göre veya ihtiyacınıza göre tavuğun iriliğini ayarlarsınız. Arkasına daha önceden ayıklamış olduğum çiğ bademlerimi serpiyorum. Tarçınımı orta yerine bırakıyorum. Kayısılarımı veriyorum. Üzümlerimi geçiyorum. En son gül suyuyla malum nişastamızda hazırlamış olduğumuz tavuk suyumuzu şöyle üstünü örtecek kadar veriyorum. Ve tavuğumu güzelce pişmesi için rahat bırakıyorum diğer unsurlarla, diğer lezzetlerle beraber. Evet, yemeğimiz pişti. Şöyle kapağını açayım. Tencere içindeki son durumu hep beraber bir kontrol edelim. Görmüş olduğunuz, oo, çok güzel koktu. Görmüş olduğunuz gibi kıvam ağdalı. Bu nişastanın katkısı. Meyveler tabii özlerini saldı. Onların katkısı. Valla pişme ayarında da arpa şehriyeler piştiğinde ayar tutturabilirsiniz. Çünkü tavuk malum bugünün tavukları kolay pişiyor. Evet, şimdi bir servis tabağımızı alalım bakalım. Bir de tadına bakalım. Tadı hakkında size bir bilgi aktaralım. Evet, içeride tadımını yaptım ben. Gayet başarılı gözüküyor. Bir sıkıntı bulamadım. Ama tabii önemli olan sizin kendi damak tadınıza göre ne kadar bağdaşır bağdaşmaz, örtüşür örtüşmez. Bunu yaptıktan sonra en iyi kararı siz vereceksiniz. Yemeğimizin servise aldığımız son hali bu. Afiyet olsun şimdiden. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere diyorum. Beğeniye tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen.